Emali dersi bugün 51 ve 52 okuyarak Emali'ye ara vereceğiz. Birkaç gün ders olmayacak. Sınava hazırlanmanız için süre yani. Yakında sınav tarihini yazarız. O yüzden artık birkaç gün, 3 gün, 4 gün okumayacağım yani Emali. Eski dersleri tekrar edilebilsin, daha rahat tekrar edilsin diye. Emali 51. beyt. Ve fil ecdasi. Ecdas, cedes kelimesinin cemi mükesseridir. Cedes, ecdas. Emaliden sınav yapacağız. Nasıl yapacağız? Atıyorum. Ve la yuhkem bi küfrin hale sekrin yazarım. İşte bima yehzi ve yelu bir tical hepsini yazarım yani satırın. Tercümesi nedir derim. Ve ma imanu şahsin hale be'sin makbulin li faktil imtisali ne demektir derim. Tercümesi derim. Veya ve la yukza bi küfrin ve irtidadin. Buradaki irtidat kelimesi hangi baptandır derim. Her ne kadar konu akaid olsa da birazcık Arapçaya dair sorular da sorulabilir. Bakalım neyi tespit edebiliyorsunuz diye. Veya direkt gelirim. Kabir azabı hakkındaki hadisler mütevatir mi, ahad mı nedir diye sorabilirim. Hz. İsa'nın göklenip inmeyeceğine dair ayet, hadis bir şey var mı? Yani işlediğimiz konularla alakalı ne işlediysek oradan sorabiliriz. PDF şeklinde aynı bina sınavı nasıl yaptıysak PDF hazırlanır, linki verilir. İndirirsiniz, süre tanınır, cevapları yazarsınız. O şekilde arkadaşlar. Ve fil ecdasi, ecdas nasıl galemun galeman eklam yani ef'al vezni. Babun baban ebvab yine ef'al kalıbı. Bu da cedesün cedesani ecdas ef'al kalıbı. Ne? Cemi mükesser, kırık çoğul. Ve fil ecdasi kabirlerde vardır. Ne vardır? En tevhidi Rabbi. Rabbimin tevhidine. Tevhid birlik, teklik manası. Teklemek, birlemek mastar. Hangi babtandır tevhid kelimesi? Hangi babın mastarı? Tevhid tef'il babı. Evet. Güzel bak artık gayet iyi çözebiliyorsunuz. Tevhid tabi önemli bir kelime. Çok da kullanılır. Babını bilmek önemli. Tevhid-i Rabbi, Rabbimin birliğinden ve fil ecdasi kabirlerde vardır. Vardır derken yani sual vardır. Neyden sual vardır? En tevhid-i Rabbi, Rabbimin birliğinden sual vardır. Kabirde sorgu var. Ve fil ecdasi kabirlerde vardır. Parantez arası sual, sorgu vardır. Neyden sual var? En tevhid-i Rabbi, Rabbimin birliğinden sual var. Seyyubula, imtihan olunacak. Baştaki sin, yakın gelecek için. Yani aslında bu yubla kelimesi de seyyubla. Sin, kelimenin aslından değil. Seyyubula, imtihan olunacak. Küllü şahsin, her şahıs. İmtihan olunacak. Ne ile? Bir suali, sual ile. İmtihan olunacak. Yani herkese sorgu vardır diyor. Ve küffari, küffar. 52. beytteki küffar kelimesi hakkında ne dersiniz? Muhtelife muddaride nereye dahil? Küffar kelimesi nasıl bir kelime? Biraz bilgi alalım arkadaşlar. İsmi fail. Başka? Neler yazabiliriz küffar hakkında? İsmi fail cemi mükesser. Evet. Tamamdır. Kefera yekfuru mu'cemül vesitte. Kafirun ismi fail. Kafirun, kafirani, kafirune, küffarun. Nasirun. Nasirani, nasirune, nussarun. O kalıp yani. Ve küffari vel fussagi. Küffar, fussak. Kafirler ve fasıklar için vardır. yani kafirler ve fasıklar için yukza hükmolunur. Meçhul fiil. Yukza hükmolunur. Neye hükmolunurmuş? Azabul kabri. Kabir azabına hükmolunur. Neden dolayı kabir azabına hükmolunur? Min su'il fi'ali. Kötü fiillerinden ötürü. Su kötü demek zaten. Ha, su-i zan diyoruz. Orada da kullanıyoruz. Hüsnü zan, su-i zan. Min su-i fi'ali, kötü fiillerinden ötürü. Ve küffâri vel fussâgı, kafirler ve fasıklar yukza hükmolunur. Ne ile hükmolunurlarmış? Neye hükmolunur? Azabul kabri, kabir azabına. Neden ötürü kabir azabı? Min su-i fi'ali, kötü fiillerinden ötürü. Kabir azabına dair ehli sünnetin nesi var? İttifakı var. Kabir azabı diye bir şey vardır. Kabir azabı yoktur diyenler de var. Kim mesela? Mu'tezile mezhebi kabir azabı diye bir şey yoktur. Mu'tezile. Aynı şekilde Cehmiye diye bir mezhep var. Cehmiye, onlar da kabir azabı yok diyor. Bir de Rafiziye var. Onlar da kabir azabı yok diyor. Bir de hocamın yazdığı gibi İslamoğlu var. O da kabir azabı yok diyor. Tabi yine kabir azabı yok diyen başka kişiler de var yani. Burada birkaçına değindik. Günümüzde kabir azabı yok diyenler var. Bunlar azınlık ama az kişiler yani. İşte hangi mezheplerin görüşlerini dillendiriyorlar. Burada onu da görmüş oldunuz. Mu'tezile, Cehmiye, Rafiziye, bu tür mezheplerin görüşlerini dile getiriyor adamlar. Onların sözcülüğünü yapıyorlar. Ehl-i sünnete dair değil yani bu mezhepler, malum biliyorsunuz. Tabi kabirde sual vardır dedi 51'de. Orada ne vardı? Münker ve Nekir'in sualine işaret var. Bu haktır. Ona iman gereklidir. Bunun üzerine ehl-i sünnet alimlerinin ittifakı vardır. Hilâfe lil cehmiyeti. Cehmiye'nin hilafına ve bazı Mu'tezile'nin hilafına durum böyledir. Şimdi konuyla ilgili PDF'lerimiz mevcut tabi. Bugünlük bu kadar okuduk zaten. Beyit, daha fazla beyit okumayacağım. Önemli olan buraya kadar olan beyitleri iyi bir şekilde ne yapmak? Tekrar edebilmek. Şimdi buradan 51. beytin ayrıntısına geçelim. Emali 51, kabirde sual vardır dedik. Buna dair hadisler var yani. Tirmizi'de geçiyor, İbn-i Mace'de geçiyor. Hadis sahih veya hasen olarak adlandırılıyor. Zayıf değildir. Hadisi görüyorsunuz. Sorular ne var? Rabbin kimdir? Dinin nedir? Size gönderilen adam hakkında ne dersin? Yani Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kastediliyor. Eğer soru sorulan kişi, Rabbin kimdir diye sorulan kişi müminse Rabbim Allah'tır der. Dinin nedir diye sorulan kişi müminse dinim İslam der. Size gönderilen adam hakkında ne dersin diye sorulursa o Allah'ın elçisidir der. Sana bunları bildiren nedir, nereden biliyorsun diye sorulursa Allah'ın kitabını okudum, ona inandım, tasdik ettim der. Ama bu sorular sorulan kişi Müslüman değilse, Rabbin kimdir denildiği zaman işte bilmiyorum der, sıkışır kalır. Dinin nedir denilirse bilmiyorum. Sana gönderen adam hakkında ne dersin bilmiyorum veya şöyle şöyle derlerdi diye açıklanır. Bu da Ebu Davud hadisidir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçmektedir. Hadis sahihtir arkadaşlar. Kabir fitnesi kabirde iki meleğin sorgusudur der İbn Hacer el-Eskalani. Kabir fitnesi ne? Kabirde iki meleğin sorgusu. İbn Hacer'i biliyorsunuz. Buhari şarihi, hadis alanında otorite, hadis hafızı. Fethu'l-Bârî'de böyle demiştir. Fethu'l-Bârî'de zaten Buhari'nin şerhlerinden bir tanesi. Mübarek Furi, Tirmizi şarihi bu da. Mübarek Furi, Tirmizi'ye şerh yazmıştır. Kitabın adı Tuhfetul Ehvezi. O da kabir fitnesi, kabirde iki meleğin sorusuna cevap verirken şaşırmaktır, yanlış cevap vermektir. diye anlatmıştır. Yine konuyla ilgili başka bir hadis var. O da insanoğluna 5 şeyden hesap sorulmadıkça kıyamet günü hiçbir taraf hareket edemeyecektir. Ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından, öğrendiği bilgilerle yaşayıp yaşamadığından. Bu da sorulacak. Bu hepimizeydi. Öğrendikleriyle amel edip etmemesi hepimizi ilgilendiriyor arkadaşlar. Bu Tirmizi rivayeti. Hadis zayıftır. Tirmizi'nin hadisi bu. Zayıftır. Sıfat-ül Kıyam'da geçmekte. Zayıf olsa da uydurma değildir yani. Diyerek bu 51. beyt ile alakalı açıklamamızı sonlandırdık. Sıra geldi 52'ye. 52'ye baktığımızda kabir azabına dair yazılar var. O da nedir? Mütevatir haberler inanılması zorunlu bilgiler ifade eder. Mütevatirse bir haber, bir hadis ne olur? İnanmak zorundasındır. Dolayısıyla ulemaya göre mütevatir hadis hakkında bilgisi olduğu halde, yani mütevatir hadis nedir? Buna kendisine anlatıldıysa bir insana anlatıldıysa ve mütevatir hadisi yine de inkar ediyorsa o kişi kafirdir artık. Bu hem Süyuti bunu yazmıştır hem de Diyanet'in Dini Kavramlar Sözlüğü'nde bu geçiyor arkadaşlar. Yani kabul edilen görüş budur. Durum bu şekilde. Hemen dipnota baktık. Allame Celaleddin Süyuti Miftahul Cenne fil ihticaci bis sünne sayfa 2 Mısır 2008'de bunu yazmıştır. Tabi tek bu değil yani. Nurettin İtr, Menhec-i Nakt fi Ulumul Hadis gibi farklı kaynaklarda mevcut. Peki kabir azabı hakkındaki hadisler mütevatir mi arkadaş? Mütevatirdir. Mütevatir olduğuna dair de elimizde yine bir sürü kaynak var. FDT'yi okursunuz. Mütevatir olunca onunla amel etmek, inanmak zorunlu oluyor. Ehli sünnet inancına göre kafirlere ve bazı günahkar müminlere kabir azabı vardır. Bu haktır. Kabir hayatının azap şeklinin mahiyeti hakkında alimler ayrı ayrı görüş ileri sürmüşlerdir. Ama kabul edilen görüş nedir? Azabın ruha, bedene veya her ikisini birlikte yapılması. Burada ruh me'el ceset derler. Sunacağım hocam. Birazdan Kur'an'dan delil gelecek zaten. Kabir azabı ruha mı bedene mi? Bu bir sorudur. Daima sorulmuştur yani. Yıllardır sorulur. Ne diyeceksiniz? Farklı görüşler var. Sadece ruha veya ruhla beraber cesededir diye görüş var. Ama daha çok ağırlıklı görüş ruh meal cesettir. Ruhla birlikte ceset de azap görür şeklinde görüş vardır. Ama çok önemli değil yani. Sonuçta azap var mı yok mu aslında mesele o. Mutezile fırkası kabir hayatını ve kabir azabını inkar etmiştir diye yazıyor. Tabi tek o değil biliyorsunuz. Cehmiye, Rafiziye de aynı görüşte. İmam Beyhaki var. Çok duymuşsunuzdur. Özellikle Şuab-ül İman diye bir kitabı. Beyhaki, Şuab-ül İman sık sık geçer kaynaklarda. Beyhaki'yi duyduğunuzu düşünüyorum. Onun kabir azabına dair kitabı var. İsbatu azabil kabr adında kitap yazmış. Orada aynen şöyle yazıyor. İttefaka ehl-i sünneti vel cema'a. Ehl-i sünnet vel cemaat ittifak etmiştir. Neye dair? Ala ennel insan yüs'elü fi kabrihi. Kabrinde insanoğlu ne olur? Hesaba çekilir. Durumuna göre nimet verilir ona veya azap edilir. Bu ruh ve ceset birlikte işlem görür bunda. Yani bu durum ruha ve cesede birlikte uygulanır. Ayetler var. Az önce hocam sordu ayet verilebilir mi diye. فَوَقَاهُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا حَاقَ بِآلِ فِرْعَانَ السُّوءُ عَذَابٌ اَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًّا diye devam ediyor. Allah onların hilelerinin kötülüklerinden korudu. Firavun ailesini azabın en kötüsü kuşattı. Öyle bir ateş ki onlar sabah akşam ona sunulurlar. Kıyametin kopacağı günde de Firavun ailesinin azabı en şiddetlisine sokun denilecektir. Azabın en şiddetlisine. İlgili ayette Firavun hanedanının sabah akşam ateşi sunulduğu zaten yazıyor. Kıyametin kopacağı günde de şöyle yapacağız diyor Allah. Yani kıyamet kopmadan önce oluyor bu. Yani şu an oluyor. Şu an ne oluyormuş? Ateşi sunuluyorlar. Yani size de gideceğiniz cehennem gösterilse, mesela ki Mücahit Hoca'ya diyelim, sürekli, örnek veriyorum tabi, sürekli cehennem gösterilse, buraya gideceksin, buraya gideceksin diye, Mücahit Hoca bundan rahatsız olur muydu? Şahsen ben olurdum. Tabii ki o da olur. Çünkü yanacağını bilmek, sürekli sana onun gösterilmesi insana acı verecektir. Umutsuzluğa sevk edecektir. Dolayısıyla şu an zaten bu neyi gösteriyor? Kabir azabını gösteren ayetlerden birisi. Bir belge bu. Kıyamet koptuğu zaman diyor daha büyük bir azabı onu sürükleyeceğiz. O zaman ne olacak? Gerçekten cehenneme girecek. Tabi buna dair ayetlerde, kaynaklarda verilmiş yine. وَمَنْ حَوْلِكُمْ مِنَ الْعَرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ اِهْلِ الْمَد۪ينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ diye devam eden ayet. Çevrenizdeki bedevilerden bir takım münafıklar vardır. Medine halkından da münafıklıkta direnenler var ki sen onları bilmezsin. Biz onları biliriz. Onlara 2 defa azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azaba itilecekler. Hasan, Ferra ve Katade dediler ki 2 azaptan kasıt dünya azabı ile kabir azabıdır. Sonra da büyük bir azaba itilecekler demek. Hesaptan sonra, sorgu, sual, kıyametten sonra tamamen cehennem oluyor. يَمَ لَا يُنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ diye devam eden ayet var yine. O gün tuzakları kendilerine hiçbir fayda vermeyecektir diye meal devam ediyor. İbn Abbas bu ayet hakkında bu kabir azabıdır demiştir. Ardından zayıf olmayan pek çok hadis var. Bunları sıraladık arkadaşlar. Okursunuz, tamamını şimdi okuyacak değiliz. Alt sayfa yazı diyerek ne oldu? Emali'yi de tamamladık.